Bu arada BioNTech, Pfizer ortak aşısının Şubat-Mart ayı üretiminde azalmaya gidileceği açıklandı. Gerekçe olaraksa Pfizer şirketinin Belçika'daki fabrikasını genişletme çalışmaları gösterildi. Şimdi Frankfurt'a uzanacağız. Detayları Sabah gazetesi Almanya temsilcisi İsmail Erel'den alacağız. Evet, koronavirüse karşı geliştirdiği aşı ile dünyanın umudu haline gelen BioNTech şirketinin dağıtım ve üretim noktasında ortağı olan Pfizer'in Ocak ve Şubat aylarında çok daha az aşı teslim edeceğiz açıklaması Avrupa Birliği ülkelerini endişelendirdi. Avrupa'ya aşı teslimatının önümüzdeki haftalarda biraz aksayacağını açıklayan Pfizer, buna neden olarak ise Belçika'daki üretim tesisindeki kapasite arttırma çalışmalarını gösterdi. Almanya Sağlık Bakanlığı, Pfizer'ın önümüzdeki 3-4 hafta içinde söz verilen aşıları teslim edemeyeceğini duyurdu ve bundan dolayı da üzüntü duyduklarını dile getirdi. Pfizer'ın aşı dağıtımında sorun yaşanacağını bildirmesi Avrupa Birliği'ndeki bazı ülkeleri de endişelendirdi. Danimarka, Finlandiya, İsveç gibi ülkelerle birlikte Baltık ülkeleri Estonya, Letonya ve Litvanya, Avrupa Birliği Komisyonu Sağlık Komiseri Stella Kyriakidis'e bir mektup yazarak bir an önce aşının teslim edilmesinin sağlanmasını istedi. Mektupta AB Komisyonu BioNTech aşısının üretim kapasitesinin efektif olması ve aşıların hızla teslimatının sağlanması ifadesi kullanıldı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Pfizer şirketinin Mart ayı sonuna kadar söz verilen tüm teslimatların gerçekleşeceği sözünü verdiğini açıkladı. Haberleri duyar duymaz kendisinin Pfizer CEO'su Albert Bourla ile görüştüğünü açıklayan von der Leyen, bir gecikme olacağını ancak birinci çeyreğin sonunda söz verilen bütün aşıların teslim edileceği sözünü verdi bana dedi. Öte yandan BioNTech'in yeni satın aldığı ilaç fabrikasında koronavirüs aşısı üretilmesine de onay çıktı. Fabrikanın sınırları içinde bulunduğu Gießen Bölge Valiliği fabrikaya üretim izni verildiğini bildirdi. BioNTech'te verilen izinden sonra şimdi en kısa süre içinde aşı üretimine başlanacağını açıkladı. Üretimin Şubat ayında planlandığı testi yılın ilk yarısında tam 250 milyon doz aşı üretilmesi hedefleniyor. Yıllık kapasitesinin ise 750 milyon olacağı açıklandı diyelim ve sözü tekrar İstanbul'a bırakalım.